İsimler ne ile başlamıştır? Cevap. Bu sözün bu yolda tasavvufta kullanımı iki durumu gerektirir. Birincisi isimlerin ilkinden sormak. İkincisi isimlerin başladığı eserlerden soru sormak. Her iki durumda isimlerin gösterdiği şeyin sonuçlarıdır. Bu nedir? Varlık veya yokluk mudur? Ne varlık ne yokluktur? Ne varlık ne yokluk mudur? İsimler nispetlerdir. Dolayısıyla hadislik yani sonradan olmak, sonradan açığa çıkmak veya kadimlik kadimliğe konu olamazlar. Bu nitelemeyi varlık ve yokluk kabul eder. Bilmelisin ki bizim bildiğimiz ilahi isimler ilahi isimlerin isimleridir. Bizim bildiğimiz ilahi isimler ilahi isimlerin isimleridir. Söz konusu isimler ile Allah kendisini mütekellim yani konuşan olması yönünden isimlendirmiştir. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız açıklama bildiğimiz isimlere göre bu isimlerin gösterdiği şey olacaktır. İsimlerin gösterdiği mazharlar yönünden ve kelamı yönünden bu isimlerle isimlendirilendir. Allah'ın kelamı ise onun bilgisi, bilgisi de zatıdır. Öyleyse Allah zatı yönünden bu isimlerle isimlendirilmiştir. Nispetler ise nitelenen için bütün yönlerden mutlak birlik ile düşünülemez. İsimler nispetlerin öğrenilmesiyle anlaşılabilir ve nispetler alem diye ifade edilen mazharlar öğrenilmeksizin öğrenilemez. Bu durumda nispetler mazharların varlığıyla meydana gelir. Çünkü mazharlar dış varlık olmaları yönünden meydana gelmemiştir. Mazhar olmaları yönünden ise sonradan olmuşlardır. Bu yönüyle nispetler sonradan olmuştur. İsimler de onlara tabidir ve hükmü makul olmakla birlikte onların varlığı yoktur. Bu sabit olduğunda isimler neyle başlamıştır diyen kişi nispetler neyle başlamıştır demektedir. Nispet iki şey arasında var olmayan akledilir durumlardır. Bu durumda ise ya birinciye mensup olması yönünden ya da eserin onu göstermesi yönünden nispet için konuşabiliriz. Nispete eserinin delaleti yönünden değil isimlendirilen yönünden bakarsak isimlerin başlangıcı nedir sorusu ilk isim hangisidir anlamına gelir. İsimlerin ilki Vahid Ehad'dır. İsimlerin ilki Vahid Ehad'dır. Bu isim Balebekke, Rame Hürmüz, Rahman Rahim gibi bileşik tek isimdir. Konuşan bu ifadeyle iki ismi kastetmez. Vahid Ehad ilk isimdir. Çünkü isim delalet için konulur. Delalet bir şeye delil olması için. Bu yönüyle isim zata delalet eden özel bir işarettir. Yoksa eşyaya verilen donuk yani camit isimler gibi zatın kendisiyle nitelendiği herhangi bir nispet yönünden zata işaret etmezler. Özel isim olmada Vahid Ehad'dan daha özeli yoktur. Çünkü o bu lafzın örtüşme yoluyla verildiği Allah için zati bir isimdir. Şöyle sorabilirsin. Allah ismi ilk olmak bakımından Vahid Ehad'dan öncedir. Çünkü Allah Vahid Ehad ile nitelenirken bu isim Allah adıyla nitelenmez. Şöyle deriz. Allah ismi delalet ettiği şey bakımından bütün içerdikleriyle birlikte alemi talep eder. Bu isim El-Melik ve Es-Sultan gibi bir isimdir. Bu bakımdan Allah ismi zatın değil mertebenin adıdır. Allah ismi zatın değil o zata ait mertebenin adıdır. Vahid Ehad ise kendisinden başkasına delaletin olmadığı bir isimdir. Bu nedenle Allah'ın ilk isim olması uygun değildir ve geride Vahid ismi kalır. Çünkü bu isimden sadece terkip olmaksızın kendisi anlaşılır. Şayet Hak şey diye isimlendirilseydi hiç kuşkusuz onu şey diye isimlendirir ve bu durumda şey ilk isim olurdu. Fakat ilahi isimler içerisinde ya şey diye bir isim yoktur. Esmalar arasında şey diye bir isim yoktur. Bu durumda Vahid'in gösterdiği ile böyle bir ismi olsaydı şey arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü o da bileşiklik olmaksızın zata delildir. Bileşik olsaydı ne el-Vahid ne de
şey adı Allah'a gerçek anlamda verilemezdi. Onun benzeri olmadığı gibi sayesinde özel varlığıyla ayrışacağı benzeri de yoktur. O halde o zatında ve özü gereği vahid ehad'dır. Bununla beraber isimlerin nispetlerden ibaret olduğunu söyledik. Peki kendisinden talepte bulunacak bir eseri yok iken bu ilk ismin nispeti nedir? Şöyle deriz. Bu ismi Allah için zorunlu kılan ilk nispet malumdur. Malum, bilinendir. O da onun varlığının karşısında ayağını sabitenin bulunmasıdır. Ayağını sabite, sabit hakikat demek. Ayağın hakikat, sabit, sabite, sabit hakikat, değişmez. Ayağını sabitenin hakkın varlığından kazanılma yoluyla bir varlığı olabilir. Bu durumda onlar bu varlık ile nitelenirken hakkın mazharları haline gelir. Öyleyse onlar özü gereği ayandır, yani hakikatlerdir. Yoksa onlar herhangi bir illet veya zorlayıcı nedeniyle ayağını sabite olmamıştır. Aynı şekilde hakkın varlığı da bir illete dayanmaz. Hak özü gereği vardır. Nasıl ki kayıtsız anlamda zenginlik Allah'a aitse, bu özü gereği zorunlu ve zengin olana kayıtsız anlamda yoksunluk da bu ayağına aittir. Ayan bu konumda ise onların benzerleri olan ve olmayanlar vardır. Bunlar bir durumda bir durumla ayrışan ve ortaklığın kendisinde gerçekleştiği ayrışmayan durumlara sahiptir. Ortaklık söz konusu olduğu için her ayağına ahad vahid adı verilemez. Bu nedenle kayıtsız anlamda müstani zatı vahid ehad diye isimlendirdik. Çünkü ondan başka var olan mevcut yoktur. O kendiliğinde ve mazharlarında varlığın ta kendisidir. Bu bir eserden meydana gelmeyen bir nispettir. Çünkü mümkünlerin ayan oluşunda ya da onların imkan hallerinde onun bir etkisi yoktur.